Eğer birileri e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, terör örgütlerine karşı biliyorsunuz birkaçının da ismini saydı. Bugün e, işte PKK, e, IŞİD, e, FETÖ, DHKPC gibi örgütleri saydı. Diğer örgütler de var. E, top, yani bir seferberlik sürecini ilan ediyorum demesi. Bu anayasadaki hukuksal seferberlik anlamında yorumlayanlar varsa Bunlar ya olayı anlamak istemiyorlar ya da kötü niyetliler. Bendeki kanaat bu. Karşı çıkan olacaktır mutlaka ama bence burada uygulanmak istenen mesele şu. Türkiye'de son 2015 Temmuz'undan bu yana, yani daha öncesine gitmiyorum, biraz önce siz de rakamları verdiniz. Temmuz'undan bu yana binin üzerinde şehit var ve Türkiye önemli birkaç terör örgütünün saldırısıyla karşı karşıya. Hem bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Hem de aynı zamanda bölgede yaşananları ve yaşanacakları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Şimdi yanı başınızda çökmüş bir coğrafya var. Terör örgütleri Türkiye'ye karşı ortak saldırı düzenledikleri gibi ayrı olarak da saldırı düzenliyorlar. Ve tarihlerinde olmadıkları kadar da destek bulabiliyorlar. Ve Türkiye'de maalesef tarihinde olmadığı kadar, kendi ittifak sistemi içinde olduğu devletlerden destek görmediği gibi e, ciddi şekilde engellemeyle de karşılaşıyor. Ne yapıyor? Türkiye'ye karşı terör saldırısında bulunan e, grupların, terör örgütlerinin destek gördüğünü, destek bulduklarını görüyoruz bu, bu ülkelerden. Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasında diyor ki bunun üzerinden ortak çabayla üstesinden geliriz çağrılısı olarak okuyorum ben bunu. Yoksa e, uzun süredir siyasetin içinde olan e, ve şu andaki cumhurbaşkanlığı makamında olan birisinin seferberlik ilanının hukuksal anlamda ne gel ne anlama geldiğini çok rahatlıkla bil bildiğini e, bilmemiz gerekiyor daha doğrusu.